3 Ağustos 2024 Yahyalıala Dağları'ndayız arkadaşlar. Bugünkü faaliyetimizde Aksu Vadisi'nden girerek çok uzun bir faaliyet yapmaya başladık. İlk zirvemiz Harmancık'tı. Sonrasında Susuz, Çerkez Kayası hattını takip ederek bu karşıda gördüğünüz bütün sırt hattına dolaşarak şu an 4. zirvemiz olan Bozkaya zirveye geldik. Burası da 3080 metre civarında bir zirve. Bugün 6 kişiyiz. 6 tane dağ kurduyla beraber muhteşem bir havada, mükemmel bir grupla tırmanışımız son zirvede şu an için son buldu. Buradan inişe geçeceğiz hızlı bir şekilde. 6 kişiyle geldik. Sorunsuz devam ediyoruz. Şimdi arkadaşların duygu ve düşüncelerini alacağız. Hasan hocam, duygu ve düşünceleri alalım. Ne yapıyoruz? Neredeyiz? Ne işimiz var bizim burada? Biz ne yapıyoruz ya? De kafayı mıydı arkadaş ya? Sorguluyoruz. Niye gelmiş gibi bir durum var aşağıda. Arkadaşlar piknik. Meyve onlar helikopterle gelmiş herhalde ki hiç yorgunluk belirtisi yok. Biraz önce bahsettim, gerçekten sert bir faaliyet. Bugünkü faaliyet. Çok sert, çok uzun. Yaklaşık takribi yine bizim program faaliyet raporunda falan paylaşacağız ama tahminimize göre 27 ile 30 km arasında bir faaliyet yapıyoruz. Evet, uzunluk anlamında. 4 tane üçün üzerinde, bir tane de güzergah üzerinde, 2005 üzerinde bizi zirvemiz var. Tabii burada iştira kazanımı da çok fazla olacak. Yani zirveler arasındaki geçişlerde en az 2-3 kere irtifa düşürüyoruz, tekrar yükseliyoruz. Düşürüyoruz, tekrar yükseliyoruz. Bayağı hırpaladı. Ama ekip sağlam maşallah. Yani gayet güzel. Yani keyif yolu da çok güzel. Evet. Her şey güzel dostlarla. İnşallah bükeceğiz. Sağlıkla ineriz, tamamlarız. İnşallah. Tebrikler hocam. Hasan müdürüm. Hocam, herkesi tebrik ederim. 5. zirve oldu herhalde. Bir tane isimsize çıktık. Bu aynen 5. oldu. Hasan hocamın dediği gibi dediğiniz zor bir faaliyetti. Yordu bizi biraz ama çok şükür. Yani Yahyalımızın dağlarını, 3000 metre üzerindeki dağlarını gezmeye devam ediyoruz. Sizin de ayağınıza sağlık. Geldiğiniz teşekkür için ederiz. Teşekkür ederiz. Tebrikler. Aramızda Sabiye var. Sabiye, duygu ve düşünce alalım. Pikniğe gelmişsiniz ama sizin de rahatınızı bozdum. Gerçekten çok uzun ve yorucu bir parkur. Ama bütün zirvelerimizi yaptık. Birazdan inişe geleceğiz. Herkese teşekkürler. Tebrikler. Mustafa hocam, sen ne yapıyorsun burada? Herkes anladık da. Vallahi Kayseri dağ kurtlarıyla zirveleri bükmeye devam ediyoruz. Sen nerenin kurdusun? Biz de Kayseri dağ. Kayseri dağ. Devam ediyoruz zirveleri bükmeye inşallah Murat hocam. Sağlıkla, sıhhatle ineceğiz. Tebrikler hocam. Burhan Çavuş. Murat hocam, tüm ekibi tebrik ederim. Dağ kurtları farkını göstermeye devam ediyor. Evet. Zirvelerde ne yapılır, nasıl gidilir? Hasan abi önderliğinde nasıl yürünür? Nasıl geçişler yapılır? Kaya tırmanışı, ondan sonra çarşak geçişi, slab kaya geçişi gibi çok çeşitli zirvelerin olduğu bir gündü. İnşallah sağlıklı bir şekilde ineceğiz. Zirveleri bükmeye devam edeceğiz. Herkes de buralara tabii ki bekliyoruz. Yahyalı'yı tanıtmaya, Kayseri'yi tanıtmaya devam. Tebrikler, teşekkürler arkadaşlar. Şöyle arkadaşlar, biraz ileride çok güzel bir manzara var. Orayı da sizinle paylaşalım. Muhteşem bir doğa harikası ve zirveler burada. Şu şekilde. Tabii bu alan çok fazla dağcı tırmanmadığı için keklikler, keçiler ve yaban hayatı anlamında da çok zengin. Bayağı bir çeşitliliğe rastladık burada. O da bizi sevindirdi. İnşallah hep öyle olur. Hayvanlar burada rahat rahat dolaşır, gezer, yaşamını sürdürür. Manzaramız burada da bu şekilde arkadaşlar. Şöyle derinliğe bakacak olursak irtifanın ne kadar yüksek olduğunu anlayabiliriz. Bu aşağı taraf, parmağımla gösterdiğim taraf, meşhur Aksu Vadisi, meşhur kar tünellerinin olduğu bölüm. Şu karşıda da arkadaşlar, parmağımla gösterdiğim yerde, orada bir küçük şelale var. Dökme ismi.
o vadi içerisinde yürürken tırmanışa başladıktan sonra birden çok güzel bir su sesi ve çok güzel bir şelale karşılıyor sizi. Bir anda muhteşem bir görselliğin içerisinde kalıyorsunuz. Yahyalı ilçesi, işte Yahyalı'nın meşhur rüzgar gülleri görünüyor ileride. Bu tarafta da ileride görünen de arkadaşlar Yahyalı Divrik Dağı. 2600'lerde bir rakımı var ama çok dik ve zorlu bir zirve. Orayı da ilkbaharda yapmıştık. Çok keyifli. Ama tabii ki araçtan indiğiniz andan itibaren tamamen dik bir çıkışla parkura giriyorsunuz ve zirveye kadar devam ediyor. Onun alt tarafında da meşhur dünyaca ünlü Kapuzbaşı şelalelerimiz var. O şekilde Yahyalı'mızın güzel manzaralarıyla sizlere buradan veda ederken her zaman olduğu gibi dağlarda olun, dağlarda kalın, zirvelerde olun, zirvelerde kalın. Hoşça kalın.